Bugün sizlere şeftali, nektarin ve bademde sıkça gördüğümüz yaprak kıvırcıklığı hastalığından bahsetmek istiyorum. Bu hastalığın Latince adı taprina deformans. Deformans sözcüğünden de anladığımız gibi bir yapraklarda şekil değişikliğinden kaynaklı olarak bu isim koyulmuş. Hastalık bir mantar hastalığı ve bu hastalık kış döneminin ılık ve yağışlı geçtiği periyotlarda bitkinin dokusuna yerleşiyor. İlkbaharda yapraklar açtıktan sonra yapraktaki deri hücrelerinden ve stoma dediğimiz gözeneklerden bitkiye giriş yapıyor ve bitkiyi hastalandırıyor. O periyotta bitkinin hastalanmaya başladığında yapraklarda anormal şekil değişiklikleri, gördüğünüz gibi şekil değişikliği önce sürgün yapraklarında, genç yapraklarda, sonra yaşlı yapraklarda da oluşabiliyor. Açık yeşilden kırmızı ve vişne rengine kadar değişen tonlarda kıvırcıklıklar ve şekil değişiklikleri burada görülebiliyor. Bakın, bu yaprağın dışına doğru yeşil şekilde ve kırmızı şekillerde değişik şekiller alıyor. Bu hastalığın ekonomik önemi, ekonomik olarak bitkiye verdiği zarar çok çok önemli. Hastalığın çok şiddetli seyrettiği dönemde ağacın tüm yapraklarını kaybetmesi ve bu yaprak kaybından dolayı bitkinin çiçek gözü oluşumunun tamamıyla sıkıntıya girmesinden dolayı aslında zarar verdiği yılın dışında öbür yılın çiçek gözlerinin oluşumunu da engellediği için yaprak kaybından dolayı zararı 2 yıllık olarak düşünmek mümkün. Peki bu hastalığa karşı nasıl mücadele etmeliyiz sorusunun cevabı da şu. Bu hastalığın oluşması kışın ılık ve yağışlı geçen periyotta olduğu için özellikle çiçek gözlerinin, tomurcukların şişmeye başladığı evrede, dönemde bitkiye karşı Tarım Bakanlığı'nın onayladığı kimyasal ilaçlardan bir tanesiyle yapacağımız mücadele bu hastalığın oluşmasını engelleyebilir. Şekil bozukluklarını tekrar çekelim. Evet.